2009 yılında kısmen sağında solunda düzenlemeler yaparak başlattığımız çalışmalarımız esasında 2010 yılında tam olarak ortaya bir fotoğraf koydu. Gördüğümüz fotoğraf şuydu. Şehirde biz bir toptan sebze meyve satışı yapılan halimizin olduğunu biliyoruz. Ama içine girip baktığımızda esasında orada doğru düzgün bir ticaretin olmadığı, gerek dükkanların fiziki durumları, gerekse hukuki denetimler, belediyecilik denetimleri konusunda tamamen işin lakayt bir noktaya geldiği, adeta halin elden çıktığını tespit ettik. Gördüğümüz fotoğraf tam olarak buydu. 12-13 tane dükkan aktif olarak görünüyor. Bunlardan içinde 5-6 tanesi gerçek anlamda ticaretlerini yürütüyorlar. Ve ne yazık ki sebze üretim noktalarından alınan ürünler, yani özellikle Akdeniz bölgesinden ve zaman zaman da köylerden mevsimine göre gelen ürünlerin tamamı toptan olarak pazarda satılıyor. Yani kayıt dışı bir sebze meyve ticaretinin olduğunu tespit ettik. Tabi bu defa hal içerisinde iş yeri ihtiyacı oluştu, dükkan ihtiyacı oluştu. Orada yeni bir problemle karşılaştık. Esnaf arkadaşlarımıza o noktada teşekkür etmek istiyorum. Yani yerleşik olarak halin içerisinde ticaret yapan esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onlar ihtiyaçlarından daha fazla olan yerleri terk ederek yeni dükkanların orada inşa edilmesine fırsat hazırladılar. 13 tane iş yerimiz varken aynı yerde biz 12 tane daha iş yeri oluşturduk. Metrekareleri düştü ama 13 dükkan yerine 25 tane dükkan oldu. 12 tane dükkanın oluşumunda orada yerleşik olarak ticaretini yapan esnaf arkadaşımızın fedakarlığı var, arkadaşlarımızın fedakarlığı var. Onun için onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Düğmeye bastık. Yeni halimizin önce proje çalışmalarını, proje çalışmalarından hemen sonra da ihalesini gerçekleştirerek yapım çalışmalarını burada başlatmış olduk. Toplam 100 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bunun tabi 50 dönüm kadarı şu anda inşaatı devam eden hal için kullanılmıştır. Bir o kadar da hemen yanı başımızdaki kamyon garajı için kullanılmış yerimiz, arazimiz burada söz konusu. Halimizin yapım maliyeti 6 milyon TL. Değerli arkadaşlar, 2013'ün sonbaharında da inşallah Ekim ayının başında da en geç bize burayı teslim edecekler. Zaman zaman daha erken bitirilebileceği ile ilgili değerlendirmeler de yapılabiliyor. Ama bizim için en son tarih Ekim ayının ilk haftasının inşallah sonu olacak. Toplam 49 bin metrekarelik alanın 12 bin 600 metrekaresi değerli arkadaşlarım kapalı alan olarak burada kullanılıyor. Yani eski halimizin tamamından daha fazla bir alanı biz burada kapalı alan olarak kullanacağız. Biraz sonra size onların fotoğraflarını da inşallah göstereceğim. 65 metrekarelik en büyük dükkanın kullanıldığı eski halimize göre mukayese ettiğimizde buradaki dükkanımız tam 3 katı büyüklüğünde olacak ve 170 metrekarelik burada dükkanlar yapmış oluyoruz. 34 tane burada dükkanımız olacak. Bunların dışında 4 tane soğuk hava deposu buraya biz belediye olarak yapıyoruz. Onun haricinde esnaf arkadaşlarımız dükkanlarının içerisine kendileri yapmak isterlerse tabi bu onların tercihidir. Ama biz yapma imkanı olmayanlar için 4 tane belediye olarak yaptıracağız ve arkadaşlarımızın kullanımına bunları inşallah açmış olacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz baş kısımda ise, ön kısımda ise bir restoran, bir lokanta olacak, bir çay ocağı
olacak. Müdüriyet burada olacak. İdari ofislerimizin tamamı burada olacak. Şu anda içinde bulunduğumuz yer toplantı salonu olarak inşallah tanzim edilecek, teşrif tefriş edilecek ve arka tarafta kalan bölümümüzde ise iki tane laboratuvar yapacağız. Yeni yönetmeliğe göre bunu bizim yapmamız lazım. Burada her türlü denetim, kontrol, inceleme, analizler inşallah oralarda gerçekleştirilmiş olacak. Sanıyorum burada bir de kantarımız var. Girişte başkanım. Girişte değil mi? En girişte bir de kantarımız olacak. Şu gördüğünüz alanlara araçlar yaklaşacaklar. Gerek yük indirme, gerekse yük bindirme, doldurma neyse tamamı buradan yapılacak. Esnafın müşterisiyle buluştuğu yerde hiçbir surette araç olmayacak. Şimdi onunla ilgili de sizlere bir fotoğraf göstereceğim. Şu da halimizin iç kısmıdır. Orası arka taraftı, burası da ön tarafı. Adeta bir bedesten düşünün, bir Osmanlı mimarisinde bedesten düşünün. Üstü kapalı, sağ ve sol taraflarda dükkanlar, iş yerleri var. Esnaf burada bir çarşı havasında buluşabiliyor. Ortada bir havuzu ve yükünü de arka taraftan alıyor, aracına bindiriyor, boşaltıyor. Bu şekilde bir mimariyle bunu yaptırdık. Dolayısıyla içeride de şimdiki gibi egzoz gazı ve benzeri herhangi bir şeyle karşılaşmış olmayacaklar. Şimdi şu hafızalarınızda canlansın diye söylüyorum. Şu gördüğünüz yer şu kapının hemen içidir. İnsanlar buradan içeriye girecekler. Herhangi bir araç girişi burada söz konusu olmayacak ve Çorum sebze meyve halinin önüne gelen bir insan şu fotoğrafla karşılaşacak. Bir mevcut hali gözünüzün önüne getirin. Bir de şuradaki görüntüyü gözünüzün önüne getirdiğinizde aradaki kalite farkının, konfor farkının ve tabii buradaki iş düzeninin ve iş veriminin de nasıl yükseleceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Haldeki sıkıntıları görüp de bize bu kadar kısa bir süre içinde cevap verilmesi gerçekten biz beklemediğimiz bir şeydi. Yani bu kadar kısa bir süre içinde dönüş olacağını biz tahmin etmemiştik. En az bir Amasya hali başladı, 2-3 yıl sürdü. Samsun hali başladı, aynı şekilde 3-4 yıl sürdü. Şimdi Türkiye genelinde biz her hali geldiğimiz için şuna da herkesin inanmasını isterim ki bu yapılan hal modeli Türkiye'deki ilk 5 içinde olacağına ben inanıyorum. Aynen arkadaşımın da dediği gibi biz birkaç yere de gittik, gördük, araştırdık. Bizim halimiz herhalde ilk sıralarda yer alacak şekilde yapılmış, düzenlenmiş. Kendilerine sizin huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Belediye başkanımıza ve yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hiçbir eksik görüp bunu da yapalım yeni halimizde diyemiyoruz. Her şeyi muntazam bir şekilde düşünüp yapılmış. Gayretleri için belediye başkanımıza ve yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Söylediğiniz gibi mevcut halimiz yaklaşık en az 40-50 sene önce yapılmış. O günün şartlarına göre o zamanın ihtiyacına cevap verebilen bir tesisti. Ama bugünkü şartlarda adeta bir kasabada bir görünüm arz ediyordu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu güzelliklerde inşallah bundan kurtulacağız. Tüm sorunları Sayın Başkanım, pazarcının, halcinin ve tüketicinin sorunu çözmek bizlere düşüyor, sizlere düşüyor. Ben bu konuda göstereceğiniz gayretini şimdiden teşekkür ediyorum. Bu tesisimizin çoğumuza hayırlı olmasını, bölgemiz örnek olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.